Herkese selam. Bu videoda çok güzel bir içerik hazırladım sizin için. Biliyorsunuz bir önceki videoda Ninja Squad NFT'yi incelemiştik ve bu smart contract incelemeleri biraz sevildi. O yüzden kontrak inceleme videolarını devam ettireceğim arkadaşlar. Ee, Twitter'da bir oylama yaptım hangi kontrağı incelememi istersiniz diye. Ee, aralarında Bored Ape Yacht Club da vardı. Tabii ki o seçildi. Bayağı popüler bir um, NFT koleksiyonu. Sizinle bugün bu videoda Bored Ape Yacht Club'ın smart contract e, ile yazılmış smart kontrağını inceleyeceğiz. Nasıl yapmışlar, ne yapmışlar bunu anlamaya çalışacağız. O yüzden hemen OpenSea'da bir gösterelim Bored Ape Yacht Club'ın neye benzediğini görün. Öncelikle 10K'dan 10K tane e, ERC721 ile oluşturulmuş NFT'den oluşuyor bu koleksiyon. Altına 6.4K kadar owner var, sahibi var arkadaşlar. Yani bu kadar insan almış bunu. Floor price'ı bir mucize. <laughs> 105 Ethereum değerinde. 105 ETH to USD yazarsanız zaten şu kadar bir floor price'ı var. <laughs> 480.2 k kadar da volume trade edilmiş burada bu koleksiyonda. Ee, şu şekilde arkadaşlar sıkılmış maymunlar aslında koleksiyonun ismi 721 tane farklı e, elle çizilmiş trade'den oluşuyor bu koleksiyon şu şekilde yazarsanız zaten bakın backgroundları var şu şekilde yani 1283 tane sarı background var mesela işte kıyafetleri şöyle bakarsan aslında bayağı geniş bir koleksiyon. Ve e, bu NFT ticket'ları arkadaşlar yat Club dedikleri şeye bilet olarak yani utility'si ne derseniz yat Club'a bir um, bilet olarak geçiyor. Gene böyle tişörtleri var. Bike adı altında tişörtleri falan var. Tişört değil de sweatshirt diyelim. Sweatshirtleri <laughs> <laughs> var. Ben arkadaşlar YouTube'da biraz araştırma yaptım. Şu şekilde. You're referring to them by Ay, Yuga right? Labs'ın CEO'su so, like, Borut you know, name. Yacht Club hakkında. Açıklama yapıyor aslında burada hani neden yaptık ne işe yarıyor? Aslında bunun için bu proje için sadece bir başlangıç diyor bike'lar için. Daha sonrasında çok daha güzel şeyler yapılacağından falan bahsetmiş. Bunu da söyledikten sonra bunların mutantları olduğunu da söyleyeyim. Ee, mutant versiyonu da çıktı. Ve smart contract koduna geçiş yapabiliriz. Contract kodunu şu şekilde bulabiliyorsunuz buradan details izleyip Buradaki kontrak koduna tıkladığınız zaman otomatik sizi buraya yönlendiriyor. Şu an kontraktın içerisinde ee, para yok. Herhangi bir şey yok. Çekilmiş arkadaşlar. Zaten koleksiyonu yayınladıktan sonra aslında şey de yapabilirim. Böyle bir walkthrough gibi bir şey yapabilirim. Hani ilk yayınlandı tamam koleksiyon smart kodunu anlayacağız ama yayınladıktan sonra neler olmuş işte nasıl süreç işliyor ee, işte Beyzür mi set etmişler. Ne yapmışlar? Onlardan da bahsedebiliriz bu video içerisinde. Yani şuradaki transaction'ları açıklayabilirim açıkçası. Ve bu uh, yayınlandığı contract deploy edildiği günden sonra arkadaşlar bu withdrawal fonksiyonunu sadece bir kere değil, birkaç defa hatta çok daha fazla kere kullandıklarını da söylemiş olayım başlamadan. Şimdi şurayı kapatalım. Burada Contracts Explained serisi oluşturdum. Birinci videom Ninja Squadlardı. İkincisi Bored Ape Yacht Club. Bu liste bu şekilde uzayacak muhtemelen. O yüzden burada Etherscan linklerini de kaydediyorum. Ve kodun aslında daha iyi görünen hali. Burada GitHub'da GIST olarak yayınlamışlar bu kodu arkadaşlar. Buna da bakabiliriz. Yani buradan bakalım istiyorum aslında ben. Buradaki kodu şimdi size açıklamak istiyorum. Şimdi öncelikle kod buradan başlıyor arkadaşlar. Bakın File Contracts Bored Ape Club olarak geçiyor. Nokta sol bu dosya şuradakiler ne derseniz bunlar işte allnable'ın yani aslında bizim asıl kontrak kodumuzun import ettiği kullandığı şeyler bunun içerisinde dahil hepsi bu şekilde. E, erc 721i kullanmış. Yani OpenZeppelin'in aslında RC721 formatını kendine göre özelleştirmişler burada. Byte takımı. Ne kullanıyor? Bakın Ownable kullanıyor. Hatta şuradan başlayalım. Dosya ismi burada zaten. Ups bu çıkıp duruyor. Pragma Solidity 0.7.0 eee compiler'ını kullanıyor. Biliyorsunuz bu Solidity compiler'ıydı. Ve burada e, buradaki kod tarzını da söyleyeyim arkadaşlar. Solid'e işte, NatSpec diye bir e, formatı kullanıyor. NatSpec Solid'i derseniz e, buradaki formatı kontrol edebilirsiniz kendi dokumentasyonunuzda. Bakın şu şekilde, de bu şekilde yazılıyor. İşte bir title order bunları yazabilirsiniz. Notes kısmı var ve genelde dev kısmını kullanıyor çoğu kişi. Bunu da söylemiş olayım burada. Title demiş işte Bored Yacht Club Contractor demiş. Dev demiş. Extends ERC721 Non-Fungible Token Standard Basic Implementation. Aslında e, ERC721 Non-Fungible non Token'ın standart implementasyonunu kullanıyorum ben diyor. Yani ekstra kullandığı işte bu guestless kontraklar falan var. Mesela ERC721A var. Ondan da bahsedeceğim daha sonraki videolarımda. O tarz bir şey kullanmıyor. Bayağı bildiğiniz pahalı. ERC 721'in çok da iyi olmayan, önerilmeyen kontraktını kullanıyor. Şimdi burada kontrakt ismi Bored Ape Yacht Club. ERC 721 yani ben ERC 721'i kullanıyorum. Ownable aynı zamanda. Ownable'da sahiplik, işte access işlemleri. Atıyorum bazı Atıyorum bazı fonksiyonları sadece owner'ı çağırabilsin. Sadece sahip yani kontrol deploy eden kişi çağırabilsin. Withdraw gibi mesela ya da işte özel olan fonksiyonları. Bu şekilde arkadaşlar access işlemleri için ownable'ı e, inherit ediyor burada. Burada safe met'i görüyorsunuz. Safe met'ten kasıt nedir derseniz. Yani uint 256 integer işlemleri atıyorum toplama, çıkarma, çarpma, bölme. işte modulus gibi işlemler için Güvenli matematiği kullanıyor ki overflowlar olmasın diye. Burada safe met sold yazarsanız zaten aslında bunun e, ne işe yaradığını daha iyi anlayabilirsiniz. Bakın e, overflowları engellemek için safe met kullanımı. Size bunun linkini de bırakacağım. Burada arkadaşlar yani ekleme işlemi için mesela add, e, çıkarma işlemi için sub gibi e, fonksiyonlar burada safe met kullandığınız zaman geliyor mesela toplama işlemini bu şekilde yapıyor ve toplamayı direkt yapmıyor çünkü overflowlar olmasın diye bunu buradan e, inceleyebilirsiniz peki overflow ne derseniz burada e, sayılarla uğraşırken herhangi bir programlama dilinde overflowlara açıksınız diyor overflow ne zaman oluyor The value of number is bigger than the maximum possible value offered by the machine. Yani bilgisayarın size önerdiği maksimum e, olabilecek değerin üzerinde olduğu zaman sizin değeriniz diyor. Overflow oluyor. Mesela if you are using an unsigned integer in solidity. Mesela solidity'de bir unsigned integer kullanıyorsanız. E, mümkün olan değerler sıfırdan 2 üzeri 256'ya kadar gidiyor. So it means that if you're around the maximum value and increment your variable it will go back to zero. Yani siz bu sayının üzerine yani 2 üzeri 256'nın üzerine artı 1 dediğiniz zaman ne oluyor? Ee, overflow oluyor ve sıfıra geri dönüyor. The same happens if your variable is at zero and you subtract one. Veya mesela sayınız sıfır arkadaşlar ve siz bir tane çıkarmak istiyorsunuz. E, o zaman da diyor underflow oluyor. Bu tarz e, problemleri önlemek için SafeMath yani güvenli matematik kütüphanesini kullanıyoruz. Yani hepsi kullanıyor mu? Bütün kontraklar kullanıyor mu? Hayır ama bu arada hep yaz kılap bunu önemsemiş ve SafeMath'i işte integer işlemleri için kullan demiş. Şimdi bu kısmı geçelim. Burada bike provenance diye bir şey var arkadaşlar. Burada arkadaşlar Bike provenance aslında şuradan göstereyim ne anlama geldiğini. Burada açıklaması da var. Bike provenance hash arkadaşlar aslında unique yani bir tane olan bir signature bir imza aslında. Bu mesela 10K tane imajdan oluşturulan bir tek bir tane çık, imza olarak düşünebilirsiniz bunu. Aynı zamanda hashlenmiş bu. Peki neden var bu? Bununla arkadaşlar mesela NFT'leri satın aldınız, gittiniz mintlediniz. Daha sonrasında sizin mintlediğiniz NFT'nin aslında satın aldığınız NFT olduğunu reveal süresinden sonra satın aldığınız NFT olduğunu nereden bilebilirsiniz? Bu hash'ten. Yani size diyor ki ben diyor hiçbir şekilde senin satın aldığın NFT'yi reveal'dan sonra değiştirmeyeceğim. Çünkü hani rare itemlar falan oluyor ya NFT'ler arasında atıyorum. İşte adil olunsun, haksızlık olmasın diye aslında. Daha sonrasında kontrak sahibi gidip bunu değiştiremesin diye bu şekilde bir hash yapılıyor. Senin aldığın NFT, satın aldığın NFT, reveal süresinden sonra da yani atıyorum soru işareti, gerçek imaja dönüştükten sonra da hakikaten senin aldığın NFT olduğuna inanman için bir garanti hashi olarak düşünebilirsiniz bunu. Bu aynı zamanda tempering yani daha sonrasında oynama problemini çözüyor. Atıyorum sizin kontralınızı bu NFT kontraktını yayınlayan kişi daha sonrasında bunu değiştiremez. Yani imajlarla oynayamaz. Çünkü oynadığı zaman bu signature diyor arkadaşlar bu bike provenance denilen şey değişecek. Değiştiği zaman ne olacak? Sen senin NFT'nin aslında oynandığını bileceksin. Sana ben daha sonrasında senin NFT'ni değiştirmeyeceğim. Burada güvendesin mesajı vermek için aslında bu şekilde bir provenance hash oluşturuyor. Peki bu nasıl hesaplanıyor derseniz kendi sitelerinde bunu göstermişler arkadaşlar. Bakın. Eee provenance record'una her board Ape'in provenance recordu olabilecek hepsi bu sayfada bulunabilir diyor. Öncelikle SHA-256 algoritmasıyla bu imajlar hashleniyor ve daha sonrasında combined string birleştirilmiş string diyor. Bu işte hashlenmiş her hashlenmiş Bored Ape imajının birleştirilip daha sonrasında birleştirilip onun da hashlenmesiyle bu şekilde bir provenance record oluşturuluyor. Bakın şöyle bakarsanız sıfırdan bakın şöyle aşağıya geleyim hop sıfırdan 10k tane vardı bakın sıfırdan 9999'a kadar olan her NFT'nin şu şekilde hashlenmiş hali Bulunuyor arkadaşlar bunun sitesinde de kendileri yayınlamışlar ve aynı zamanda bunların sıralaması da var bakın ve bunların sıralamasının şu şekilde bakarsanız bakın sıradaki ilk mesela şey bu 13'e kadar olan kısmına bakarsanız 13 ile bitiyor 083F6913 şurada bitti mesela bu sonra BA2 diye başlıyor o da mesela şu ikinci NFT'nin hash'i bu şekilde de provenance hash oluşturuyor. Yani bunların sıralaması da aynı. Bunların sıralamasına bile dokunmadık biz diyor. Sen sıfırın hash'i buysa bu. Atıyorum bunların yerlerini değiştirmene bile engel oluyor. Bu şekilde daha adil bir yaklaşım sergilemek için aslında bunu oluşturmuşlar arkadaşlar. Bike provenance'dan bahsettik. Bike provenance'ın şöyle bir kötü özelliği var. Back Provenance'a bakarsanız arkadaşlar burada aslında bu hash'i madem e, çok hani güvenli, madem açık oluyoruz, transparan oluyoruz. Bu hash'i burada bir kere oluşturup şurada vermelilerdi arkadaşlar ama o şekilde yapmamışlar. Şu şekilde yapmışlar. Bakın aşağıda bir metot var. Set Provenance Hash diye Mesela burada byte provenance'ı set ediyorlar. Yani provenance hash'i bunlar buraya bu fonksiyonu kullanarak oluşturduktan sonra burada set ediyorlar. Ama şöyle olmalıydı. Ya constructor'ın içerisinde. E, gerçi constructor da değil. Doğrudan yani hash burada olmalıydı ki de, daha sonrasından değiştirilemesin. Mesela bu fonksiyon arkadaşlar only owner yani sahibi kontrak sahibi istediği kadar dilediği kadar çağırabilir. Mesela burada comment olarak arkadaşlar bu hash hesaplandığı zaman bir kereye mahsus olmak üzere çünkü değiştirilmemesi gerekiyor zaten olayı bu. Bir kereye mahsus olmak üzere set edilecek diyor. Ama hani kontrak sahibi bunu istediği kadar çağırabilir aslında. Güvenli de değil yani istediği zaman aslında değiştirebilir. Yani imajların sırasıyla işte her şeyle aslında oynayabilirdi. Oynadı mı oynamadı mı bakarız. Ama yani kontrak madem bu şekilde hash yapıyorsunuz. Bunu yapmak saçma yani haksızlık bir nevi. Ki bu da ilk değil yaptıkları yani farklı şeyler de var. Burada bir starting index block var. Bir de starting index var arkadaşlar. Bundan birazdan bahsedeceğiz. Burada bir public constant a price yani bu maymunların fiyatı. Ee, şurada Wei VE formatında veriliyor bunlar tabii ki. Bu da 0.08 Ethereum. Yani bu kontrak ilk yayınlandığı zaman bir tane APE'in bir tane maymunun fiyatı 0.08 Ethereum'du. Ama şu an floor price'a e bakarsanız zaten korkunç bir şekilde bakın 105 Ethereum'a kadar çıkmış durumda. Hemen altında başka bir constant var arkadaşlar. Constant'tan kastı bunlar değiştirilemez demek oluyor. Max a purchase. Yani bir transaction başına maksimum 20 tane NFT alabilirsin diyor. Bunu bu şekilde kısıtlamaların sebebi de arkadaşlar Ethereum'da biliyorsunuz gaz fiyatları atıyorum 30 tane 100 tane tek seferde 100 tane NFT mint etmek istediğin zaman korkunç derecede arttığı için bunu genelde sınırlıyorlar işte 10-20 gibi değerlere gaz fiyatları uçmasın diye tek seferde 20 tane alabilirsin daha sonrasında tekrar 20 tane daha mintleyebilirsin. Çünkü kişilerin Mintleme sayılarını sınırlamamışlar bu koleksiyonda. Bir kişi istediği kadar ape sahip olabilir. Sadece tek seferde en fazla 20 tane NFT mintleyebiliyor. Burada da Max Apes olarak bir constant daha var. Bunu Constructor'ın içerisinde Max NFT supply olarak set ediyorlar. Atıyorum bu koleksiyon için bunun değeri 10K arkadaşlar. Maksimum kaç tane NFT var? 10K kadar. Bunu da burada set etmişler. Daha sonrasında sale is active, satış aktif mi şeklinde bir boolean tanımlamışlar. Bunun da ilk değeri false. Daha sonrasında bunu set eden bir tane şey var. Philip sale state diye bir fonksiyonu var bakın burada. Sadece kontrak sahibi çağırabiliyor. Eğer aktifse durdur. Ee, eğer duruyorsa aktif et yani bunu toggle ediyor bir nevi. Satışı açıp kapat fonksiyonu kafasına göre satışı açıp kapatabiliyor owner'ı. Daha sonrasında bir tane reveal timestamp kullanmışlar. Bu da e, NFT'ler muhtemelen en başta soru işareti gibi bir şey olarak belirliyordu. Daha sonrasında da e, reveal timestamp geçtikten sonra arkadaşlar bu NFT'leri açmışlar büyük ihtimalle. Bunu da Constructor'da set etmişler. Bakın name ve sembolü zaten biliyorsunuz ERC721'in içerisine göndermişler. Ne alıyor sembol dışında? Max NFT Supply 10K alıyor. Ve bir de Sale Start diye bir şey almış bu. Ama aslında kontrak o kadar kötü ki Sale Start'ı bu şekilde alıp e, Reveal time Timestamp'ı arkadaşlar burada hesaplamışlar. Şunun kastı 86400 çarpı 9 bu ee, bir gün demek arkadaşlar. işte bir gün 86.400 bu şekilde. Yani 9 gün sonra satışın başlamasından burada verdikleri sayı starttan 9 gün sonra reveal olsun demişler burada. Ama daha sonrasında aslında burada başlıyor saçmalık. Çünkü bunu bunun içerisinde hesaplatmak zaten e, ekstra ücret ekstra gaz maliyeti. Bunu bunun içerisinde hesaplatmak maliyetli bir şey. Ama pek umursamamışlar bunu burada hesaplatmayı. Yani bunu aslında hesaplayıp kendileri hesaplayıp doğrudan reveal timestamp olarak verebilirlerdi. O yüzden aslında geliştiricilerin yaptığı bir saçmalık yani çok da iyi bir kod değil. Daha sonrasında reveal timestamp'i burada yazmışlar ama saçmalık bir saçmalık daha var. Çünkü aslında reveal time stamp'in de bir tane setter var. Yani burada 9 gün sonra evet reveal olacak diyor ama bunu istediği zaman burada değiştirebiliyor. Gene kim? Sadece only owner. Ee, atıyorum size söz veriyor 9 gün sonra açıklanacak. Bu koda bakıyorsunuz. Daha sonrasında adamın canı istemiyor atıyorum. Yapabilir yani çünkü bu şekilde. Reveal time stamp'i 1 yıl sonraya değiştirse çok güzel bir şekilde yapabilir bunu. Sen satın aldın, almadın artık değiştirmiyor bu bunu. Bunu da Discord'da Gargamel diye bir adam çağırıyor büyük ihtimalle. Reveal timestampi istedikleri zaman set edebiliyorlar. Aslında söyledikleri kadar transparan bir kontrak değil. Şöyle gelelim. <laughs> Reveal timestampten sonra constructor'dan bahsettik. Bakın burada bir withdraw fonksiyonu var. Bunu da sadece sahip çağırabiliyor. Burada takım falan yok doğrudan. Ee, bu kontrak üzerindeki birikmiş bütün birikim ee, Owner'ın arkadaşlar message.sender transfer zaten message.sender kim olabilir burada bu sadece only owner açık olduğu için yani sadece sahibine kontra deploy eden kişiye message.sender sadece owner olabilir arkadaşlar bütün kontranın içerisinde ne var ne yok bunu kontra deploy eden kişiye gönder fonksiyonu oluşturmuşlar. Şimdi burada e, reserve apps diye bir fonksiyonları daha var. Bunu da sadece sahibi çağırabiliyor. Public bir fonksiyon. Ne demiş? Set some borrowed apes aside. Birazcık kenara diyor Board ape ayıralım diyor. Hani kendileri içinde ayırmak istiyorlar. Burada supply'ı total Supply. I. yani o anki o ana kadar ki bu fonksiyon çağrılana kadar ki kaç tane NFT mintlenmiş onun sayısına eşitleyelim diyor. Atıyorum 0 0, 30 ise 30. Ve daha sonrasında bir i değeri tanımlayıp 30 tane NFT mitletiyor burada. Ve daha sonrasında burada i 0 deyip 30 tane NFT'yi message.sendra yani owner'ın ayırdığı kişiye mintletiyor arkadaşlar. Bunu zaten en başta çağırmışlar arkadaşlar. Kontrol yayınladıktan sonra Reserve Apes çağrılmış zaten doğrudan. Yani ilk 30 NFT'yi Bike takımı zaten almış. Burası da hani şey gibi düşünebilirsiniz. Sıfırıncı. Bakın burada i e sıfır olacak. E, supply da o an sıfır. Çünkü kimse NFT mintlememiş henüz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30'a kadar olan bütün NFT'leri aslında Bike takımı kendisi almışlar. Burada arkadaşlar transactions linkinden e, bütün yapılan transactionları görebilirsiniz. Bakın 40 bin tane var. Şöyle girersem, ups, şöyle girersem full listeyi görmek istiyorum çünkü kontrol deploy edildiği andan itibaren. Bakın burada new contract oluşturulmuş. Şöyle gelelim. Ve Oops, şöyle geleyim. Burada create'i görüyorsunuz arkadaşlar. Burada yeni bir kontrakt oluşturulmuş. Transaction numarası şu. Bakın, Success. 345 gün önce, 345 gün 16 saat önce bir kontrakt oluşturulmuş. Bakın, Bordepiyat Club Bike Token Created. Peki, daha sonrasında neler olmuş? Bakın buraya bakarsanız kontrak e, oluşturulduktan sonra doğrudan Reserve Apes çağrılmış. Yani Base URL'i bile set etmeden Reserve Apes yani az önce şurada gördüğünüz Reserve Apes'i doğrudan çağırmışlar arkadaşlar. Yani ilk 0'dan 30'a kadar olan NFT'leri bunlar kendileri zaten mintlemişler. Şimdi OpenSea'de Onların mintlediği NFT'lere bakarsanız şöyle göstereyim. Bored Ape Yacht Club olarak girersek şu şekilde gelirsem. Bakın şu 5400. Mesela 0 derseniz. Bu aslında ilk mintledikleri Bored Ape Yacht Club'ın ilk mintledikleri e, NFT. Bunun için sadece gaz ücretini ödediler. 0'dan ee, mesela bakarsanız 30'a kadar olan kısım yani 29'a kadar olan kısım. Çünkü 30 tane mintlemişler. Bunlar hep takıma ait arkadaşlar. Bunları daha sonrasında da e, kendi takım üyelerine dağıtmışlar. Sadece Owner 30 tane mintliyor. Daha sonrasında Bored Ape Yacht Club takımına bu NFT'leri tek tek dağıtmışlar. Lizard Raps'i çağırıp 30 tane NFT'yi doğrudan alıp daha sonrasında da Set Base Yoray ile Base Yoray'ı set etmişler. Peki set base URI nerede? Burada arkadaşlar. Base URI dediği aslında NFT'lerin metadatasına giden URL olarak düşünebilirsiniz. Yani IPFS URL. Neye benzediklerini işte metadatasını buradaki base URI'dan öğrenebiliyorsunuz. Şöyle etherscan linkine gelirsek arkadaşlar bakın kontrak kısmında read contract diyorum. Base URL'in ne olduğuna bakmak isterseniz şu şekilde bir IPFS linki aslında Evet, base yöreyi de set ettiklerinden bahsettik. Daha sonrasında Philip Sales State. Bakın, Philip Sales State dediği fonksiyonu hatırlayın. Şurada Philip Sales State. Daha sonrasında bunu çağırmışlar. Yani satışı aktif hale getirmişler ve daha sonrasında da vazgeçip, burada vazgeçip tekrardan kapatmışlar. Bu toggle'da zaten açıksa kapatıyor, kapalıysa açıyordu arkadaşlar. Sonrasında ise bakın aynı gün açıp kapatmışlar. Ee, bir gün sonra ise 16 saat sonra ise tekrardan satışı açmışlar. Onun sonrasında bakarsanız burada mint ape fonksiyonu defalarca kez çağrılmış. Yani mintleme başlamış. Şimdi de mintleme fonksiyonuna bakalım isterseniz. Base URI'den bahsettik. reveal timestamp tekrardan yapabildiklerinden reserve apes'ten bahsettik. Şimdi burada mint borrowed apes fonksiyonunu Satış açtıktan sonra defalarca çağırmışlar. Şimdi buradan bahsedelim arkadaşlar. Bakın number of tokens kaç tane NFT mintleneceğini burada alıyor. Integer değeri olarak. Bir payable fonksiyon. Public bir fonksiyon arkadaşlar. Payable'dan kasıt işte ödemeli. Yani 0.08 Ethereum kadar fiyatı var NFT'lerin. Şimdi burada bazı require check'leri var. Onların anlamlarına bakalım. Öncelikle sale is active. Sale Aktif olmak zorunda arkadaşlar mintlemek için. Eğer aktif değilse sale must be active to mint ape şeklinde bir hata mesajı. Yani aktif olması lazım mintlemek istiyorsanız şeklinde bir hata mesajı fırlatıyor. Daha sonrasında number of tokens yani mintlemek istediğimiz NFT sayısı max ape purchasedan küçük mü? Küçük ya da eşit mi? Çünkü... Ee, Can only mint 20 tokens at a time. Çünkü tek seferde 20 tane mintleyebilirsiniz. Sen mesela tek seferde 30 tane mintlemeye çalışıyorsan e, izin vermiyor buna. Üçüncü olarak total totalsupply.add buradaki add şeyden geliyor, safe mat'ten geliyor az önce gördüğünüz. E, şu ana kadar mintlenmiş NFT sayısına benim mintlemek istediğim NFT sayısını ekliyor. Max Apes'ten küçük ya da eşit olmak zorunda. Çünkü koleksiyonda maksimum 10k kadar NFT var arkadaşlar. Purchase will exit max supply of apes hatası fırlatıyor bu olursa. Ee, bir dördüncü olarak ape price nokta multiply. Buradaki mal multiply yani çarpma işlemi demek. Ee, yani bir NFT'nin fiyatı çarpı mintlemek istediğim NFT sayısı. 4 tane mintlemek istiyorsan burası 0.08 çarpı 4 demek oluyor. Message .value ise benim bu fonksiyonu çağırırken gönderdiğim e, Ethereum miktarı. Bundan yani yeterince ethereum miktarı gönderiyor muyum 4 çarpı 0.08 göndermek zorundayım atıyorum. Burada diyor ki eğer bu şart sağlanmıyorsa Gönderdiğin ethereum miktarı yeterli değil diyor. Daha sonrasında da mintlemeyi gerçekleştiriyor. Burada bakın number of tokens Kadar dönüyor burası yani mintlemek istediğiniz NFT sayısı kadar. Burada total supply e, indeksini alıyor. Atıyorum 30 tane NFT mintlenmiş arkadaşlar. Size 31'i veriyor. İşte 31, 32, 33, 34 sizin mesela token id olarak bunları mintlemenizi sağlıyor. Burada da kontrol ediyor. Yeniden max Apes'i aştın mı, aşmadın mı? Bunu kontrol ediyor arkadaşlar. Ama kendi e, Dev Mint'e bakarsanız, bakın Reserve e bakarsanız, burada max Apes'i Asla kontrol etmiyor. Yani 10K'ya aştı mı aşmadı mı bunun aslında kontrolünü kendileri için yapmıyorlar. Bu ne demek oluyor? Bu adamlar istedikleri kadar Ape üretebiliyorlar. Yani 10K tane ürettik artık yapamayız dememişler. Fiyatı şu anda biliyorsunuz 101 Ethereum floor price'dalar. Ve hala Ape basıp yani NFT üretip kendileri istedikleri kadar bunları satın alabiliyorlar ve burada kendileri ücret de ödemedikleri için sadece gaz ücretini arkadaşlar istedikleri kadar API üretebiliyorlar. Ama size yani kullanıcılarına sunduğu şey Max Apes diye bir şey sunmuş. İstediğin kadar sen NFT alamazsın. 10K zaten bitti. Artık OpenSea üzerinden alabiliyorsun zaten. Bunlar solda oldular. Şimdi burada garip bir şey var. Bakın burada set starting index ve emergency set starting index block diye bir şey var. Ve aynı zamanda burada da yapmışlar bunu. Bunların açıklaması. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Bunu burada yazmışlar. Hatta Bored Ape'den kopyalayan diğer kontraklar da bunu kullanmışlar. Bu Bored Ape'de bir bug olarak geçiyor arkadaşlar şu kısım. Çünkü bunu yapmışlar ama asla kullanmamışlar. Yani burada set starting index ile ilgili falan hiçbir şey yok. Bunu farklı... E, Bloglardan falan da okudum. Bu aslında bu arada app'te bir bug olarak geçiyor. Ekstra gaz ücreti olarak geçiyor. Ve kullanmadıkları aslında fonksiyonu bu kontrak kodunun içerisinde unutmuşlar. Bunu neden yaptıklarını sorarsanız burada bir e, random oluşturmak istemişler arkadaşlar NFT'lerin sıralamasını. E, o da şu şekilde hani bu NFT işinden anlayan e, rare item'ları bulmaya çalışan insanlar böyle aslında atıyorum 30 ile 35 arasının rare item olduğunu fark edip e, mintleme zamanını o zamana getirmek yani o aralıktaki itemleri satın almasın diye burada bir starting index oluşturmuşlar ve burada random bir e, değer üretip onu kullanmak istemişler burada da herhangi bir şey olursa diye emergency set starting index block diye koyup bunu daha sonrasında set edebilmek istemişler ama aslında şurayı hiçbir zaman kullanmamışlar. Yani kendi sitelerinde belirttikleri gibi bu NFT'ler random sıralamada değil. Evet şimdi buradaki yazıdan da göreceğiniz üzere Starting Index and Starting Index Blog are more mysterious. Çok böyle hani garip duruyorlar. Ne yaptıklarına bakalım demiş. şimdi buradaki Starting Index Blog için arkadaşlar Tekrar buradan da okumuş olalım. The starting index block is going to begin uninitialized. Yani e, initialize edilmeden başlayacak. Sıfıra set edilmiş halde şurada starting index diyor sıfır olmalı diyor. E, require dediği burası en başta sıfır olmalı bu diyor. Ve daha sonrasında mint ape'in son if statement'da da diyor. The mint function will check if it's sold out or if the current time is after reveal timestamp. Yani şurada kontrol edecek diyor. Bakın. Şöyle gelelim. Mint'in sonunda şöyle bir ifade var. Bakın. If we haven't set the starting index and this is either. Eğer starting index'i set etmediysek iki tane ihtimal var diyor. Ya diyor son satılabilir token diyor. Şu anki. Ya da diyor the first token to be sold after the end of pre-sale. Pre sonundaki ee, ilk satılacak token diyor. Burada starting index bloku set edeceğiz. Yani starting index block sıfırsa e, ve e, the last saleable, saleable token demiş. Total supply eğer max ape'se eşitse, yani son satılabilen tokendaysanız son NFT'yi mintleniyorsunuz ya bu sıradaysanız ya da block timestamp diyor reveal timestamp'ten büyük ya da eşitse. Bu da ne demek? İkinci ihtimal the first token to be sold after the end of presale pre-sale'ın sonunda e, yani reveal time stamp'in sonunda aslında pre-sale'ın son anında mintlenecek NFT'den bahsediyor. Eğer bu işteyseniz diyor yani bu aralıktaysanız starting index block'u block, block number'a eşit demiş. Bu da ne demek? If they are sold out or after the reveal, the contract is going to set the current block number. Her blok e, bir ID numarası var. This is about as close to a random number as you can get on blockchain. Yani blockchain üzerinde oluşturabileceğiniz en e, random, rastgele number elde etmişler burada. Peki bununla ne yapmışlar? Starting index block'la? Yani bunu oluşturduktan sonra da arkadaşlar starting index block random bir number. Burada da starting index bloğu eğer bir şey olursa diye emergency durumunda tekrardan set etmişler ama bunu asla kullanmamışlar. Peki starting index bloğu nasıl kullanmışlar? Sadece şu fonksiyonun içerisinde kullanıp aslında contract'ta kullanmıyorlar. The contract is going to use it to set up starting index. Yani starting index oluşturmak için starting bloğu starting index bloğu kullanmışlar. The starting index is a number that must not be set for this function to be called. Starting index bir numara diyor arkadaşlar. Set edilmesi gereken bir numara. Bu fonksiyonun çağrılması için yani sıfır olmaması gerekiyor. Set starting index'in. Yoksa hani biliyorsunuz en başta require kısmı var. Starting index is already set dediği. Eğer sıfırsa eğer sıfır değilse zaten set edilmiş diyor. Bu fonksiyonun çağırmanı izin vermiyor. Yani set edilmemişse set starting index fonksiyonu çağrılıyor. Yani kontrakt Starting index kodunu yani şu kodu sadece bir kere çağırabiliyor. Bir kere set edildikten sonra daha sonrasında bunu çağıramıyor. Bu da bir field'ı lock etmenin, kitlemenin en güzel örneği demiş. Ama bunların hiçbir önemi yok çünkü hiçbir yerde kullanmamışlar bunu. Şu sondaki emergency set starting index blok arkadaşlar birisi yanlış zamanda mint ettiyse ve random starting index blok yanlış set edildi diyelim. Yani emergency durumu gerçekten. Gerçekten birinin start starting index blokunu yanlış set etmesini istemezsin. O yüzden de e, bunu yeniden set etmek için kullanmışlar. E, ve burada da diyor ki... Herhangi bir etkisi yok diyor. Çünkü starting index value is never reused in the contract and thus it has no effect on anything. bunu hiçbir zaman kullanmamışlar. Hiçbir etkisi yok. Peki, bike takımı neden böyle anlamsız şeyleri bırakmışlar kodun içerisinde? After reviewing the bike page on provenance, we can learn the intention behind these values. Bunu neden bıraktıklarını da şuradan anlayabiliyoruz. Burada Provenance Session'in nasıl oluşturulduğunu görmüştük. Burada gördüğünüz gibi Token ID'ye Starting Index ekleyip işte 10K'dan modülüsünü alıp bu şekilde oluşturuyorlar. Bunun da amacı arkadaşlar aslında randomize etmek yani rastgele oluşturmak tokenları. O yüzden kimse ID'lerin sırasını bilmesin ve early aksesi olanlar, erkenden erişimi olanlar bu arta. E, snipe edemesin yani buradaki kasıt işte rare tokenları bakın rare tokenları buradaki işte e, biliyorlar ya rare tokenların işte indisleri neresi hani atıyorum 30'da 35 arasının e, daha rare olduğunu bilen insanlar öyle akses olan insanlar gidip onu alamasın diye burada randomize etmeye çalışmışlar ama bunu kontrat içerisinde implement etmemişler o yüzden kodun bu kısmının hiçbir anlamı yok. Burada da demiş ki Looking around at other NFT contracts diğer NFT kontraklara baktığımız zaman çoğu kopyala yapıştır tarzı. O yüzden aslında birçok kontrak Bored Ape'den bunu kopyala yapıştır yaparak ee, kendi kodları içerisinde gereksiz olarak tutmuşlar. Ekstra gas fee'ye sebep olmuşlar. Bored Ape Yacht Club arkadaşlar bu şekildeydi. Peki buradan ne çıkarabiliriz? Buradan arkadaşlar eğer böyle ee, bir şey hesaplamanız varsa bunu kontrak kodu içerisinde yapmak mantıklı değil. Bunu kontrak dışında tutup e, burada kullanmak daha mantıklı. Yani şuradaki hesaplamayı kontraktların içerisinde yapmak mantıklı değil. Ekstra gas fee'ye sebep oluyor. Zaten kontraktın üzerinde yani blockchain'in üzerinde e, storage pahalı bir işlem. Yani olabildiğince e, hesaplamalardan ve storage'dan uzak durmak gerekiyor daha sonrasında arkadaşlar burada e, bunların yaptığı bir başka şey daha bahsetmiştik. Owner istediği kadar mint edebiliyor ama kullanıcılar edemiyorlar. Yani şu an owner 100 tane daha basabilir. E, mutant, ya, mutant demeyeyim. Yani şu an owner istediği kadar basabilir arkadaşlar. 100 tane daha basabilir. Kimse de bir şey yapamaz. Şu fonksiyonu dilediği gibi çağırabilir. Bundan bahsettik. Reveal timestampi 9 gün sonra diye koymuşlar. İstedikleri zaman değiştirebilirler. Burada güvenli değil aynı şekilde. Şunu da kullanmamışlar. Aslında yani güzel bir kod örneği değil bu smart kontraklar için. Aslında kötü bir kod örneği. Yani kopyala yapıştır yapılmaması gereken bir kod örneği diyebiliriz. Şöyle yeniden bakayım. Burada mintapeler dışında neler olmuş. İşte transferler var. Ve daha sonrasında da çok çok daha fazla arkadaşlar şeyler var. Withdrawlar olması lazım. Bakın burada mint heypler var sadece. Burada 1.6 ETH. Demiş ama fiyatlara bakarsanız bakın 0.08'miş. O zamanlar yani 338 gün önce 0.08'miş bunlar. Evet video genel olarak bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yarar. Bu videonun altına eğer incelememi istediğiniz başka kontrat varsa arkadaşlar onu yazabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.